<laughs> Bülent Bey, Bülent Yüce Türk. Ya gerçekten, Şimdi, e, gerçekten. Turgay Bey tabii Hakan Bayrakçının çizdiği çerçevede olduğu gibi bir soğuk savaş var mı adaylar arasında? Gerçekten e, bir kurumsal kimlik sorunu var mı Turgay Bey'in işaret ettiği gibi? Yani bunlar üzerinden bize biraz e, kendi pencerenizden bakışınızı anlatırsanız çok mutlu olacağız. Şimdi Turgay Bey kalbinden geçenleri söyledi. Öyle olmasını istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde işte adaylık tartışması Niye? Bana madalya mı yaşamasını takacaklar? ve bu tartışmalar bu tartışma sonucunda da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği işte birbirlerine girdiler <laughs> saç, saça baş başa yakında girerlerse hiç şaşırmayız söylemini burada haklı çıkarmaya çalışıyor. Tabii yani Turgay Bey kalbinden geçenleri söylüyor ama işin gerçekliği öyle değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün böyle bir tartışma yok. Böyle bir tartışmanın ipuçları da yok. Şimdi bu adaylık tartışması uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi dışında yürüyen bir tartışma aslında. Yani bu tartışmanın merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi veya genel merkez yok. Daha çok Medya ve e, Cumhur İttifakı bileşenlerinin ve onu destekleyen medya organlarının yaptığı bir tartışma. Aslında bu tartışmayı neden yapıyorlar? E, bir tarafta şunu istiyorlar. Ya bu aday bir an önce belli olsun. Hep beraber çökelim. Şu adayı bir dövelim. Bir gösterelim Türkiye'ye ne olduğunu. E, hak olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi de şunu söylüyor. Tabi... Bey, bu ne demek? Aday belli olsun dövelim ne demek? Açabilir ya. misiniz? Ya yani bunu e, çok net anlaşılsın diye söylüyorum. Ne demek olduğunu siz daha iyi anlamışsınızdır Turgay Yok, Bey. San söylüyorum? Yani, Şimdi şunu Rüme mu, Partisi yani, şunu açıklarsak yapıyor. Yıpranır, mu yani açıklarsak yıpranır onu mu kastediyorsunuz? Yıpranma anlamında diyor herhalde. Öyle evet, mi diyor? Tabii tabii. Hayır hayır. E, açıklarsak açıklarsak yıpranır değil. Açıklarsak yıpratmaya çalışırlar. Tamam işte. Ama tamam. Yani her ya 20 yıldır bir Sayın Cumhurbaşkanı var. bu ülkeyi yönetiyor. Turgay 20 yıl yıpranmadı. Turgay Bey, Ankara'dan katılınca ay... dezavantaj oluyor. Siz konuşunca buyurun, sesler birbirine çevirin. karışıyor. Dolayısıyla buyurun, buyurun. E, lütfen kesmezseniz e, yani beni sabırla dinlerseniz biliyorum sizin için bu zor bir şey ama lütfen sabırla <laughs> beni dinleyin. <laughs> buyurun buyurun. E, Güzel oldu. E, şöyle e, şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi adayını tartışırken aslında biz eski tartışma eski kodlar üzerinden gidiyoruz. Yani şimdi yeni bir durum var. Yeni durum şu bir kez e, sizin önünüzde masa yok ama benim önümde bir koca masa var. Şimdi önce bu koca masanın kurulması gerekiyor. Tarafların bu masaya oturması lazım ve masaya oturacak taraflar adayı belirleyecekler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi mutfağında kendi içindeki tartışmalarla bu adayı belirleyemez. <laughs> Eğer böyle olmuş olsaydı bu çok kolay bir tartışma olurdu. Hepimiz derdik ki ya Kemal Kılıçdaroğlu aday, Kemal Bey olmasa da Ekrem Bastani. İmamoğlu aday olur. O olmasa Mansur Yavaş aday olur. Söyler çıkardık ama öyle değil. Yani sonuçta bir ittifak var ve bu ittifakın bileşenleri var. Seçim e, kararı verildikten sonra bir masa kurulacak. Bu masanın etrafında oturanlar da adayın kim olması gerektiği konusunda söz sahibi olacaklar. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını dayatamaz. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Onun için şimdiden bu tartışmayı yapmanın çok bir anlamı yok. O yüzden de aslında Millet İttifakı ve bu ittifaka dışarıdan destek olanlar, diğer deva partisi Gelecek Partisi de aslında ilkesel bir tartışmayla iktidar mücadelesi sonucunda kazanılacak iktidarın ne yapacağı konusunda bir ortaklaşmaya gidiyorlar. Aslında bu doğru bir şey. Yani önce ilkeler üzerinde ortaklaşıp sonra seçim günü geldiğinde de oturup adayı belirleyecekler. Şimdi ben şeye katılıyorum. Yani Ekrem Bey biraz farklı bir profil çiziyor. Şöyle bir profil çiziyor. Şimdi Mansur Bey'e baktığınız zaman Mansur Bey'e sorulduğu zaman Mansur Bey diyor ki ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ve ben bu kentin sorunlarıyla ilgileniyorum ve bana bu kentin sorunlarıyla ilgili soruları sorun. Ben bunlarla muhatap olmak istiyorum. Ekrem Bey biraz Türkiye sorunlarına, biraz Türkiye dışına, yani kendi kentin dışına çıktığı zaman, ister istemez kendisiyle ilgili bu tartışmaları da gündeme getiriyor. Bu doğru mudur değil midir? Yani ben burada bir eleştiri olarak söylüyorum. Bence doğru değil. Yani böyle bir tartışmanın yürüdüğü ortamda bu tartışmayı alevlendirecek, bu tartışmada parti'nin yürüdüğü istikamet içerisinde. Bir tartışma yaratacak bu tür söylemleri ben doğrusu doğru bulmuyorum. Yani onun da İstanbul dışındaki Türkiye siyasetiyle ilgili bence biraz daha mesafeli kalıp özellikle iktidar yanlarının ekmeğine yağ sürmemesi lazım. Buna dikkat etmesi lazım. Mesela Bülent Bey, mesela denelim. ben de şunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu... Ne yaptı yani sizin eleştirmenizi hak edecek ne yaptı? Hani hangi şey sizi rahatsız etti? Hangi tutum? Ben tam anlayamadım. Yani nedir o olay? Yani somut somut olarak söylerseniz daha iyi anlayacağız. Ya somut olarak e, somut olarak tabii bu e, özellikle e, belli bir noktaya geldikten sonra yani Kemal Bey e, açıklamayı yaptıktan sonra işte bizim belediye başkanları görevlerine devam etsinler. Devam etmeleri gerekiyor. Onlara bu halk 5 yıllık için bir görev tevdi etti. Onların görevi bunu en iyi şekilde yapmaktır dedikten sonra e, yani bu tür şehir gezileri e, kendi şehrinin dışındaki e, siyasi aktiviteler maalesef Onunla ilgili bu tartışmayı gündeme getiriyor. Ben Ekrem Bey'in böyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama bu tür aktiviteler maalesef onu bu siyasi tartışmanın içerisine çekiyor. Ee, Ekrem Bey'in kendi siyasi mecrasında, kendi belediye e, sınırları içerisinde kendisine verilen görev sınırları içerisinde görevini yapması bence bu tartışmaları biraz daha e, bitirecektir. Yani buna dikkat etmek lazım. Aynı şeyleri şimdi ben söyleyince kalbimden e, geçenler diğer, oluyor, Bülent Bey söyleyince başka oluyor. Nasıl oluyor şimdi bu? Ben de aynı şeyleri söyledim sizinle. Ama Bülent Bey daha böyle korumacı ve e, <laughs> yaklaşarak a, söyleyince o <laughs> sorun olmuyor yani. <laughs> şimdi e, deniyor ki İyi Parti, İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı. Vallahi doğrusu ben böyle okumuyorum. Şimdi İyi Parti'nin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı'nın adaylığı Kemal konusunda bir destek açıklaması Bunu bunu açık <laughs> açık söylemesi zaten e, kurulacak olan masaya gelmeden önce görüşünü açıklaması zaten doğru değil. Ama şunu biliyorum. Yani İyi Parti içerisinde de İyi Parti'nin genel merkezi yöneticileri içerisinde de Kemal Bey'in adaylığına olası bir adaylığına çok sıcak bakanlar, Kemal Bey'in devlet tecrübesi, dürüstlüğü, farklı görüşlere olan yaklaşımı, o insanları bir araya getirmesi, esnek tutumu ve çizmiş olduğu devlet adamlığı profiliyle buna uygun bir adam olduğu çok net bir şekilde o tarafta da dillendiriliyor. Bunu sadece İyi Parti tarafı değil, yani Deva Partisi, Gelecek Partisi de bunu söylüyor. Yani o partilerin tabanlarına baktığınız zaman da Kemal Bey için bunlar söyleniyor. Şimdi Kemal Bey olmaz diyenler genellikle farklı şeyler üzerinden bunu dillendiriyorlar. Ya şimdi geldiğimiz dünyanın geldiği noktaya bakarsanız yani Obama gibi e, Müslüman siyahi bir insanın iki dönem e, Amerikan ya. başkanlığı yaptığı bir dünyada Obamaydı e, Hollanda gibi bir ülkede Türklerin Adalet Bakanı olduğu, Ondan bakan da, olduğu bir ülkede, var. bir dünyada <laughs> Belki. Da bizim Kemal Bey'in adaylığına, Kemal Bey'in neden aday olmaması gerektiğine dönük söylediğimiz şeyler gerçekten bu dünyanın evrensel standartlarına baktığımız zaman çok gerçeklikle akılla bağdaşan şeyler değil. Bence burada bakmamız gereken şeyler şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket eden diğer partilerin ortaya koydukları bir siyasal söylem var. Parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, güçlü bir yargı sistemi Ekonominin yeniden düzeltilmesi, Başka bir konu. dürüst, saydam bir e, devlet yönetimi, liyakata önem veren bir devlet yönetimi. Bütün bunları kim sağlayabilir? Bunu Kemal Bey, Kemal Bey'in adaylığı, Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı bunu sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Şimdi bizim değerlendirmemiz gereken şey bu. Baktığımız zaman Kemal Bey yaşıyla, tecrübesiyle, devlet tecrübesiyle, duruşuyla, birikimiyle, dürüstlüğüyle Burent Bey, Burent bütün bunları Bey, yapabilecek bir öyle kapasiteye bakılırsa... sahip mi? Kemal Öyle Bey, bakılırsa Kemal Bey Kemal kesin Bey. aday olmalı. Fakat Tayyip Erdoğan, Hakan da. Bayrakçı tam hiç öyle bakmıyor. Diyor ki seçilir mi seçilmez mi? Hani bu işi yapar mı yapmaz mı kriteriyle değil. Seçilir mi seçilmez mi kriteriyle bakmak gerekir diyor değil mi Hakan ya Bey? Ya da diğer adaylar da öyle Şimdi bakıyor diyorum. Ahmet diğer Bey adaylar de, da öyle bakıyor. Ahmet Bey şöyle ben diyorum. Hakan Bey'in Hakan Bey'in Bey söylediklerine size söz vereceğim. Bir itirazım uzun, uzun yok. konuşacaksınız Hilmi Bey. Hayır hayır. Hiç merak bir, bir bir cümleyle ah, Ahmet Bey bir cümleyle tamamlamak istiyorum. İtirazım yok. Şimdi e, Hakan Bey'in söylediklerine itirazım yok. Hakan Bey'in söylediği şeyler bugün itibariyle doğru olabilir. Yani bugün basında yer almıştı. İşte Aralık ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı olan destekle Ocak ayında olan destek arasında fark var. Neden? Çünkü ee, bu kur garantili e, döviz sistemiyle, mevduat sistemiyle bir anda ekonomik ekonomik göstergelerde bir takım algılar değişti. Bu Cumhurbaşkanı'na destek olarak geldi. Yani bugünden bakıp değerlendirdiğiniz zaman öyle görünebilir. Ama iş seçim satım haline girdiğinde dengeler, göstergeler her şey çok farklı olabilir. Ha, bir abi. cümlede şunun üzerine söylemek istiyorum. Şimdi demin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği üzerinden bir şey söylendi. Ya bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'nin içerisinde alın bir tarafa koyun. AK Parti diye bir parti kalır mı? AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'sız kendi yoluna devam edebilir mi? Kurumsal kimlik dediğiniz 100 yıldır yoluna devam eden farklı farklı siyasi partilere dönüşse bile yani buradan kastım 12 Eylül'de kapatılmasına rağmen farklı siyasi partiler kimlikleri altında devam etmesine rağmen birçok genel başkan gelip gitmesine rağmen hala devam eden yoluna devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu kurumsal bir kimliktir ama e, biz geçmişte lider odaklı, lider karizmatik liderlerle gelip bir dönem Türk siyasetinde görünüp daha sonra o lider gittiğinde siyasi partilerin akıbetinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani burada soru şu Recep Tayyip Erdoğan olması AK Parti diye bir parti olur mu? Bunu en iyi cevabını verecek kişi de Hakan Bey'dir. Ya Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en karizmatik lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yüzü görmedi. Ne ne, ne yani? Şimdi? Varlığını korudu ama. E, 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 Ecevit'le iktidar oldu CHP 70 yıllarda. Tamam Peki neyse bu tartışma başka bir tartışma. Bülent Bey size bir şey sormak istiyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partilisiniz değil mi? Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Evet. Ya mesela siz CHP'li bir isim olarak Ekrem İmamoğlu'ndan çıkıp da ben aday değilim, adayımız genel başkanımızdır demesini bekler misiniz mesela? Böyle bir beklentiniz olur mu yoksa ya böyle demese de olur mu dersiniz? Hangisi? Ya şimdi Siyasette büyük laflar etmek çok tehlikelidir. Bu büyük laf mı? Ee, Ekrem Bey de e, şöyle yani e, bugün çıkıp dersiniz ki e, ben aday değilim e, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dersiniz. Yarın dengeler değişir kendi adaylığınız söz konusu olur. Size bu sözünüzü hatırlatırlar. O yüzden siyasette bu tür Niye, Kemal büyük Kırstağlı, lafları Baykal sonrası ben aday değilim lazım. dedi. Ekrem Bey de sanırım sonra aday oldu yeniden. Ee, Ekrem Bey de sanırım bunu bu ülkeyi o doğru, o e, işte, koruyor. Evet. Ama e, doğrusu benim istediğim şey Kem, e, Ekrem Bey'den e, kendisinin bizzati bu adaylık tartışmalarının içerisinde olduğu ve onun üzerinden bir tartışma yürütüldüğü ortamda bunlara e, bu tartışmalara ona e, ön ayak olacak. Bu tartışmalara Zemin hazırlayacak e, siyasi e, kozları ya yani da siyasi tartışmaları rakiplerin eline vermemesi. Bir, e, Mansur Bey. Bey'den istemez misiniz aynı şeyi? Mansur Bey vermiyor ki. Onu Mansur Bey'in adı geçiyor, Bey adı geçiyor ama o çok adı geçiyor, geçiyor geç, ama hiç konuşmuyor. Net böyle. o hakikaten. Yani onun böyle hani kedi videosu paylaşmıyor ki mesela. He, tamam. Yani. Ama pardon, ben kesinlikle aday değilim. Genel Başkanımız aday o da demiyor şimdi. Demiyor. O da, o da demiyor. O da orada da Turgay Güler haklı. Doğru. Hilmi Bey. Şimdi Ama ben, hani o vücut diliyle, lisanı hal ile yani. Ama Bülent Bey'in şu dediği doğru. Şimdi, siyasette her şey değişebilir. Tamam Bülent Bey'in lafını geri almış. şeydi zorunda kaldı. Yani Bey'in o Bey, sözü nedeniyle Mansur Bey'in doğdarmış. doğru. Mansur hayır, Bey bu, bu konuda kendini söyler. biraz daha deep freeze'de tutuyor. Hakan evet, Bayrakçı. De, de evet, evet. Hakan Bayrakçı Genel evet. Başkanımız var. Evet. De demek yani aday değilim, aynı şey değil ki formülize edilebilir bu. Yani, Hayır bir... bence de, ben de Turgay Gülere katılıyorum. Ben de hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın. Ya bizim genel başkanımız var, o aday olur, biz onu destekleriz. O Olmaz derler. bir başka arkadaşımızı göstermek Hayır Bak der. bence haklılar. Kusura. Ya böyle Hakkı dersin. Ya ya bir adam. dakika böyle dersin. Ben şey açısından, hani sizin bakış açınızda değil. Dini açıdan da söylüyorum. Bülent Bey açısından söylüyorum. Böyle dersin. Yarın öbür gün sana görev düşer. Ya ben böyle demiştim ama bana görev düştü. Ne yapabilirim? Yani ben aslında böyle dersin. diyordum. Dersin ve aday olursun. Yani, yani. Siz, kimse de sana sen Ahmet dün, Bey Demirel'in sözünü hatırlatıyorsunuz. Dün dündür. Ya ne alakası var öyle bir şey değil ki bu? Hayır yani hayır. Ya ben ki... ben mesela belediye başkanıyım, genel başkanım adaydır diyorum böyle çok şey bir şekilde inanarak samimi bir şekilde. Sonra da ya bana iş düşüyor yani bütün herkes şeyleri bana çevrilmiş durumda ve abi sen olmazsan bu dava ya, yürümez Ahmet gel Bey. falan diyor. Ben de tamam Ahmet diyorum Bey, bu yani. Bu konuda bakın süreci süreci en iyi bilenlerden birisidir Hakan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal genel başkanlıktan istifa ettikten sonra Kemal Bey'in bir açıklaması oldu. Sonra. Kemal Bey dedi ki ben aday değilim dedi. Evet ben aday değilim dedi. Ama sonra e, parti il başkanları toplandılar. <laughs> Kemal Bey'e dediler ki siz aday olacaksınız dediler ve Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmak ne zorunda kaldı. Ne var bunda? Kaldı. Gayet normal. Ve e, bakın Bey şöyle şöyle sayın ama Önder şimdi Önder Sav'ın işaret etmesiyle şimdi bugün, olmuştu. Evet, bir arkadaşlar şeyi yok. Efendim, Sayın Önder Sav'ın özellikle işaret etmesiyle olmuştu o olay. Bütün parti Anladım, ama istemedi. Ama şöyle Tabii. Önder Hayır, daha sonra ön hamlesi oldu. neyse o artık geldi tamam. geçti. E, gerek yok. Ya ben ben Anladım işte şimdi Ben bir vatandaş şimdi, olarak şimdi ya, deniyor ki, ben bak, sen aday şunu, değilim dedin ama aday oldun. Anladım ama ben bir vatandaş olarak hani tarafsız bakıyorum. Diyorum ki Ekrem İmamoğlu çıksa şimdi dese ki e, benim adı ben aday değilim. Adayım da Kemal Kılıçdaroğlu'dur dese 6 ay sonra bir sene sonra bütün Millet İttifakı Bileşenleri Ekrem İmamoğlu'nda birleşseler, anlaşsalar. Ya yapma Ekremciğim sen aday olmalısın deseler. Peki, Ve Ekrem İmamoğlu da çıksa desek ki Ahmet, bu durumda ben aday olmak dışında kadar bir şey... Bu Ahmet kadar yani. Ben size Ama soru... Ayıp mı? Affedersiniz. Efendim, müsaade eder misin? Bir soru sorabilir miyim? Tersinden. Bana mı? Evet. Müsaade edersiniz. <laughs> yani şeyden bunca uzun yıllardır gazetecisiniz. Buyurun sorun. gazetecisiniz. Peki Ekrem İmamoğlu... Kendi isminin tartışmasından mutlu olan oluyor olamaz mı? Olabilir. Zaten bunu yapmadığı için mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Ya bu tartışmaları zaten, evet. kendileri istiyor olabilir. Ya tabii, tabii istiyor olabilir. Ya zaten ona bakıyoruz yani. Ben de diyorum işte yani normalde e, neden aday değilim diye açıklama yapmaz. Bu nedenle yapmaz yani. yani yoksa e, ya yarın öbür gün aday olurum da e, ilkesiz görünürüm. E, öyle demiştim. Şimdi böyle demiş olurum. Diye düşüneceğini zannetmiyorum çünkü öyle bir sorun olmaz yani onu anlatmaya Ama çalışıyorum. Ama konjonktürden düşebilirler Hakan Bey. Bak, düşsün. Ona dikkat etmedi. E Düşsün konjonktürden. Ama düşerse konuşulması da biter ihtimali de azalır. E, Hakan Bayrakçı oradaki insin. asıl sıkıntı ne biliyor musun? Oradaki asıl sıkıntı şu. Şimdi mesela. Reklama gitmemiz gerekiyor. Bir 30 saniyede söyleyeyim. 30 yok. Saniye. Reklamdan sonra. 15 saniye Reklamdan sonra söyleyin yok yok kısa bir ara tekrar birlikteyiz.